istiyoruz. Kamuya kazandırmak istiyoruz. Sonrasında oranın aslını koruyarak tabiat varlıklarını koruma kurullarıyla, tarihi koruma kurullarıyla birlikte orada aslına uygun biz Vesneli Niyazi Köşkü'nü bir halk kütüphanesine ve bir arşiv müzesine dönüştürmek istiyoruz. Çevresinde fevkalade bir peyzaj yaparak Bakırköy'ün kent mimarisine ve ruhuna uygun bir mimari özellikleriyle birlikte orada Bakırköy'ün geçmişini günümüze yansıtan bir kent müzesi haline dönüştürmek istiyoruz. Yine ayrıca sizin az önce ifade ettiğiniz Bakırköy hakikaten bir kültür sanat merkezi. Çok değerli kültür sanat hayatına katkı sunan sanatçılar yetiştirmiş bir ilçedir. Adile Naşitler'den Münir Özkullar'a, Tarık Akanlar'dan Cem Karacalar'a kadar birçok değerli sanatçı ve kültür insanını yetiştirmiş bir ilçedir. Biz Bakırköy'ün bu özelliğini yaşatmak istiyoruz. Bu anlamda da Bakırköy'ün sokaklarında resim, heykel, sanat, tiyatro ve müzik gruplarının özgürce kendilerini ifade edebilecekleri sokak festivalleri yapmak istiyoruz. Bakın Bakırköy'de 30 tane koro bugün halen daha belediye bünyesinde çalışmalarını sürdürür ve aktif faaliyetlerini düzenli olarak devam ettirirler. Sanat müziğinden klasik batı müziğine, halk müziğinden popüler müziğe kadar. Biz bunları ama sadece salonlarda gelen yurttaşlara kendi sanatsal faaliyetlerini sergileyen korolar olarak sürdürmelerini istemiyoruz. Evet. Onunla ilgili bir çalışma başlattık. Bakırköy'deki Özgürlük Meydanı'nda